Hi. Herkese merhabalar, Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Bugünkü dersimiz gençler, hayvanlar alemi ve virüsler. Böylelikle 9. sınıf biyoloji konularının tamamını birden bitirmiş olacağız gençler. 9. dinamodan ödevlerinizi vererek tabii ki başlamış olayım. Aslında sayfa söylememize gerek yok. 9. sınıf biyolojiyi bitirdiğimize göre 9. dinamonun en sonuna kadar gelmeniz gerekiyor. Yani sayfa 165'e kadar çözmediğiniz herhangi bir kısmın kal olmamış olması gerekiyor. Yazılı haftalarındayız gençler. Mutlaka Dinamo'daki yazılı sorularını da sınava girmeden önce çözün diyeyim. Hazır yazılı haftasından bahsediyorken tabii ki yazılıda kurtarıcınız olan yazılı notlarını da anlatayım gençler. Yazılı notlarının içerisinde edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji ile ilgili yazılılarda çıkabilecek kısımlar var. Ortalama olarak her sene hocaların sorduğu kısımlar birbiriyle aynıdır gençler önemli kısımların üstünde özellikle durur öğretmenleriniz. O yüzden biz de yazılı notlarının içerisinde hocanın sorabileceği kısımlara yazılı da sorulur, kesin çıkar, hoca sorar gibi kısımları ekledik. Mutlaka sınava girmeden önce yazılı notları üzerinden de tekrarınızı yapın, küçük küçük notlarınızı alın diyorum. Ve hazırsanız omurgalı hayvanlar virüsler kısmına başlıyorum. Şimdi ilk olarak bugünkü dersimizde ne anlatacağız? Canlı alemlerinin sonuna gelmiştik. En son alemimiz olan hayvanlar alemi içerisindeydik. Hayvanlar alemine baktığımız zaman da omurgasız hayvanlar ve omurgalı hayvanlar olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Çok uzun bir konu olduğu için omurgasız hayvanları bir önceki dersimizde anlatmıştık. Bugün de omurgalı hayvanlardan bahsedeceğiz. Genel özelliklerini anlatacağız. Balık, amfibiya, sürüngen, kuş, memelilerin hangi özellik sahip olduğunu söyleyeceğiz. Hiçbir canlı alemi art altında gruplandırılamayan canlı mı cansız mı olduğu bilim insanları tarafından tartışılan biyolojik varlıklar olan virüslerden de dersin en son kısmında bahsetmiş olacağız. Öncelikli olarak hayvanlar alemini tabii ki bir hatırlayalım gençler. Hayvanlar alemindeki canlılara baktığımız zaman bunlar ökaryot hücre yapısına sahip çok hücreli canlılardı. Baktığımız zaman hayvanlar alemindeki canlıların çok büyük bir kısmının aktif olarak yer değiştirebildiğini biliyorduk. Neden çok büyük bir kısmı dedik? Omurgasız hayvanlardan süngerler, sölenterlerin bir kısmı zemine bağlı olarak yaşıyorlardı. Yani aktif olarak yer değiştirme hareketi yapmıyorlardı heterotrof beslenme özelliğine sahiptirler. Yani hayvanlar alemi içerisine dahil ettiğimiz canlıların tamamı besinini doğadan hazır olarak alacak. Yine hayvanlar aleminde yer alan canlılarda büyümenin sınırlı olduğunu biliyoruz. Nasıl bizim boyumuz belli bir yaştan sonra uzamıyorsa büyümemiz duruyorsa bu tüm hayvanlar için geçerlidir gençler. Hayvanlar alemindeki canlılara baktığımız zaman yine çok büyük bir kısmı ...kısmında eşeğili üreme olduğunu görüyoruz. Ama hayvanlar aleminin bir kısmında eşeğisiz üreme de söz konusu olabiliyor. Mesela baktığımız zaman hidra denilen sölenterler grubuna dahil hayvanlarda... ...tomurcuklanma dediğimiz eşeysiz üreme söz konusu oluyordu. Ya da deniz yıldızı rejenerasyonla birey sayısını arttırabiliyordu. Hayvanlar alemini ikiye ayırdık. Omurgalı hayvanlar ve omurgasız hayvanlar olmak üzere. Omurgalı hayvanlar tabii ki omurgasız sızlara göre daha gelişmiş bir gruptur. Omurgasız hayvanların genel özelliklerini hatırlatayım ama bugünkü dersimizde detaylandırmayacağız. Bir önceki dersimizde anlatmıştık. Hayvanlar aleminin en geniş grubu tabii ki omurgasız hayvanlar. Ha, omurgalılarda kıkırdak ve kemikten yapılan bir iç iskelet bulunuyor. Omurgasız hayvanlarda ise bu iskelete rastlayamıyoruz. Zaten sırt kısımlarında omurga bulunmadığı için bu gruba omurgasız hayvanlar ismi veriliyor. Tabii ki sinir şeritleri var sinir şeritleri hangi kısımdan geçecek gençler sırt kısmından değil karın kısmından geçecek bu alemin en gelişmemiş üyesi olan süngerlerde e, sinir sistemi yoktu diyeyim gençler. Bazılarında dış bazılarında iç iskelet bulunabiliyor. Bazıları suda bazıları karada yaşayabiliyor. Bazıları eşeyli bazıları eşeysiz üreyebiliyor. Bazılarında açık kan dolaşımı bazılarında kapalı kan dolaşımı görülebiliyor. Çok geniş bir grup olduğu için her türlü özellikten biraz biraz görülebiliyor gençler. Açık dolaşımda kapalı dolaşımı da bir hatırlatmış olayım. Atar damarla toplar damarı birbirine bağlayan kılcal damara sahip olan canlara kapalı dolaşım sistemine sahiptir diyorduk. Atar damarla toplar damarı bağlayan kılcal damarlar yoksa, atar damardan vücut boşluklarına dökülüyorsa, vücut boşluklarından toplar damarlarla alınıyorsa buna da açık dolaşım ismini veriyorduk değil. Omurgasız hayvanları 6 gruba ayırmıştık. Süngerler dediğimiz zaman en basit yapıya sahip hayvanlardı. Arkasından sölenterler grubu geliyordu. Süngerlerin sinir sistemi yoktu ama sölenterlerin sinir sistemi vardı gençler. Solucanları da yassı, yuvarlak, halkalı solucan olarak gruplara ayırmıştık. Solucanlar tabii ki bölmelere ayrılmış sindirim sistemleri olan canlılardı. Yumuşakçalar dediğimiz zaman ahtapot, midye bu gruba dahil oluyordu. Gerçek vücut boşluğuna sahip canlılardan bahsediyorduk. Eklem bacaklılar omurgasız hayvanların en büyük grubuydu. Bunların kitinden yapılmış dış iskeleti vardı. Trake solunumu yapıyorlardı. Böcekler, işte örümcek, akrep, keneler, ıstakoz, diye yine bu gruba dahil oluyordu. Derisi dikenliler dediğimiz zaman Deniz kestanesi, deniz hıyarı, deniz yıldızı bu grubun içerisinde yer alıyordu. Deniz e, kestanesi, deniz hıyarı gibi derisi dikenler grubunda yer alan canlılar tabii ki denizlerde yaşayacaklar diyeyim. Buradan bugünkü konumuz olan omurgalı hayvanlar kısmına başlıyorum. Omurgalı hayvanlar dediğimiz zaman birbirini takip eden omurların bir araya gelmesiyle oluşan bir omurgaya sahip olacaklar. Omurga dediğimiz yapının içerisinde de ana sinir şeridi yani omurilik bulunacak. Embriyonik dönemde bu omurga oluşmaya başlıyor. Embriyonik dönemde solungaç ve kuyruk oluşumu da var. Bazı canlılarda tabii ki kuyruk tamam Kuyruk sokumu olarak kalıyor gençler. Sinir şeritleri sıt kısımlarında bulunacak. Omurganın içerisinde yer alacak. Omurgalı hayvanlara baktığımız zaman da kemik veya kıkırdak yapılı iç iskeletlerinin bulunduğunu da gözlüyoruz. Aynı zamanda omurgaların tamamında boşaltım organı olarak böbrekler bulunacak. Yani balıktan memelilere kadar tüm omurgalı hayvanlarda boşaltım böbrekler sayesinde yapılır. aynı aynı zamanda tamamında kapalı dolaşım sistemi görülecek. Kalpleri en az iki, en çok 4 odacıklıdır. Hatta onları da yazmış olayım. Bu gruba baktığımız zaman balıklar yer alacak, iki yaşamlılar yer alacak, sürüngenler yer alacak, kuşlar yer alacak, memeliler yer alacak. Omurgalı canlıları biz krem diye de kodlayanlar var. Geçen sene yorumlarda görmüştüm. Balıklara baktığımız zaman kalpleri iki odacıklıdır gençler. İki yaşamlılar kurbağalara, amfibiyalara baktığımız zaman kalplerinin 3 odacıklı olduğunu görüyoruz. Sürüngenler Sürüngenlerin kalbi 3 odacıklı, arada yarım bir perde olacak. Kuşların ve memelilerin kalbi ise 4 odacıklıdır. Balık iki yaşamlı ve sürüngenlerde kirli kanla temiz kan kalpte birbirine karışır. O yüzden bunlara soğuk kanlı canlılar ismi veriliyor. Kuşlarda ve memelilerde ise kirli kanla temiz kan kalbiye kalpte birbirine karışmıyor. Bu canlılar ise sıcak kanlı yani sabit vücut ısılı olarak biliniyor diyeyim. Suda yaşayanlarda tabii ki solungaç solunumu görülecek. Karada yaşayanlarda ise akciğer solunumu dediğimiz solunum söz konusu oluyor. Omurgalı hayvanların tamamına baktığımız zaman solunum pigmenti olarak oksijen ve karbondioksit taşınmasını sağlayan hemoglobin bulunuyor. O yüzden bu canlılardan hangisinin kanına bakarsan bak kırmızı renkli olduğunu görüyoruz birçok omurgaların gövdesinde iki çift üyesi var üyeler farklı farklı işlere yarayabilir mesela kuşlarda uçmaya yarıyor yok maymunda tutunmaya yarıyor balina da yüzmeye yarıyor gibi üyelerin görevleri birbirinden farklı olabiliyor. Sindirim sistemlerine baktığımız zaman da farklı farklı bölgeler olduğunu görüyoruz. Mesela otçul etçil hepçil beslenebiliyorlar. Otçul beslenende işte kesici dişlerin daha gelişmiş olduğunu, etçil dişlerde köpek dişlerinin daha gelişmiş olduğunu gözlemliyoruz. Boşaltım organlarının böbrek olduğunu söylemiştim. Azotlu boşaltım atıklarını amonyak, üre veya ürik asit şeklinde atıyorlar. Yine bunların üremelerine baktığımız zaman da tümünün eşeyli üreme yapar olarak çoğaldığını Görüyoruz gençler bazılarında da yavru bakımı var. Balıklarda, amfibyalarda olmuyor ama memeli canlılarda, kuşlarda tabii ki yavru bakımı söz konusu oluyor. Yine genel hatlarıyla şöyle bir omurgalı hayvanları kendi içerisinde kıyas yapalım. Balıklara baktığımız zaman bağlı kalbi iki odacıklıydı. Vücut ısıları değişken canlılar. Kalpte kirli kanla temiz kan birbirine karışmıyor. Bunlarda iki odacık olduğu için sadece kirli kan geçiyor. Bunlar vücutlarında sıcaklığı sabit tutamıyorlar ve çevrenin sıcaklığı değişince vücut sıcaklıkları da değişiyor. Vücutları genellikle pullarla kaplı, suda yaşadıkları için solungaç solunumu yapan canlılardan bahsediyoruz. İki yaşanlılar dediğimiz zaman hayatının belli bir döneminde bambaşka özelliklere sahip, belli bir döneminde ise bambaşka özelliklere sahip. O yüzden bu canlılara iki yaşanlılar ismi veriliyor. En güzel örneği kurbağadır. Semender de yine bu gruba dahil olacak kurbağa kalpleri 3 odacıklı vücut ısıları yine değişken olan canlılar iki yaşanlılar deyince de metamorfoz yani başkalaşımı kafana yazacaksın diyeyim. Sürüngenlere baktığımız zaman sürüngen yine kalpleri 3 odacıklı. Karıncık kısmında yarım perde var ama kirli kanla temiz kanın yine birbirine karışmasına engelleyemiyor. Değişken vücut ısılı canlılardır. Vücutlarında da genellikle keratinleşmiş pullar olacak. Yılan, timsah, kaplumbağa, kertenkele sürüngenlere örnek olacak. Kuşlar dediğimiz zaman kalpleri dört odacıklıdır. Vücutları tüylerle kaplı olan canlılardan bahsediyoruz. Karada yaşadıkları için akciğer solunumu yapacaklar. Sürüngenler de keza karada yaşayan canlılardır. Akciğer solunumu yaparlar. Kuşlara baktığımız zaman vücut ısıları sabit. Yani çevre sıcaklığı değişince bunların vücut sıcaklıkları değişmiyor. Memeliler dediğimiz zaman en gelişmiş gruptan bahsediyoruz. Bizim de içine dahil olduğumuz gruptan bahsediyoruz. Bizim de vücut sıcaklığımız sabit. Son yıllarda çok ölçtürdük. 36,5-37 derece. 38-39'lara çıktığı zaman haldır haldır hastaneye koşuyoruz. Çünkü bir, iki derecelik oynamalar bile bizim için hayati önem taşıyor. Dışarıda sıcaklık eksi 5 derece diye bizim vücut sıcaklığımız da 20'ye düşmüyor diyeyim gençler. Tabii ki kendinizi de içine dahil edin akciğer solunumu yapan canlılarız. Vücut ısımı sabit. Memeli denmesinin sebebi zaten yavrularını sütle beslemesinden, meme bezlerine sahip olmasından kaynaklanıyor. Şöyle bir iki cümleyle üstünden geçtik ama şimdi detaylandırmaya başlayacağız. İlk grubumuz omurgalı hayvanlardan kimlerdi gençler? Balıklardı. Balıklar tabii ki nerede yaşayacak? Suda yaşayacaklar. Tatlı sularda yaşayan balıklarımız da var. Tuzlu sularda yaşayan balıklarımız da var. Hatta bu gruptaki canlıları kıkırdaklı balıklar hemen onu yazmış olayım ben size ve kemikli balıklar olarak gruplandırabiliyoruz. Kıkırdaklı balıklar dediğimiz zaman iskeletinde hiç kemik yer almıyor gençler. Sadece kıkırdak yapılı bir iskeletleri var ki kıkırdaklı balıklara kimi örnek verebiliyoruz? Vatoz dediğimiz balığı, aynı zamanda köpek balığı dediğimiz balığı örnek olarak verebiliyoruz. Kemikli balık dediğimiz zaman da artık iskeletin yapısında kıkırdan yanı sıra kemikleşme de başlamış. Hamsi, palamut, levrek, işte çinekop bunların hepsi kemikli balıklara örnektir. Köpek balığı mı daha gelişmiş, hamsi mi daha gelişmiş sorusunun cevabı tabii ki hamsi olacak. Biz filogenetik sınıflandırma yaparken, günümüzde geçerli olan doğal sınıflandırmayı yaparken canlıların dış görünüşüne bakmıyoruz. Köpek balığı o kocaman, hamsi küçücük o zaman köpek balığı daha gelişmiştir demiyoruz gençler. Birçok şeye bakılıyor. Bakılan şeylerden bir tane de iskelet yapısıdır kıkırdaklı balık, köpek balığı, kemikli balık, hamsi. O zaman hamsi daha gelişmiş bir canlıdır diyeceğiz. Köpek balığı, çekiç balığı, vatoz gibi türlerinde kıkırdaktan, hamsi, sazan, levrek gibi türlerinde kıkırdak ve kemikten yapılmış tabii ki iç iskelet geri alacak. Balıklara baktığımız zaman da genellikle dış döllenme, dış gelişme olduğunu görüyoruz. Dış döllenme, dış gelişme ne demek? Erkek balık spermlerini suya bırakıyor. Dişi balık da yumurtalarını suya bırakıyor. Spermle yumurtanın birleşmesi suda gerçekleşiyor. Yani dış döllenme. Yumurta Manto ve sperm birleşti ilk oluşan hücrenin adı zigot, zigottan bebiş balığa doğru gidiyorsun. Haliyle gelişme de döllenme dışarıda olduysa gelişme de dışarıda olmaya devam ediyor. Çok nadiren farklı örnekler tabii ki karşımıza çıkıyor. Balıklarda yavru bakımı söz konusu değil. Sonra. Balıkların daha başka hangi genel özellikleri var? Balıklara baktığımız zaman vücut ısılarının değişken olduğunu, yani bunların soğuk kanlı canlılar olduğunu görüyoruz. Kış uykusuna yatmıyorlar. Yani kışın hava sıcaklığı çok düştü diye bunlar kış uykusuna yatmıyorlar. Sularda ısı değişimi daha az olur gençler. Mesela şuralar çok soğudu, şurası buz oldu. Balıklar bir tık daha derinden yüzmeye başlıyorlar. Böylelikle e, vücut sıcaklıkları değişken olsa bile çevre sıcaklığından daha az etkilenmiş oluyorlar. Suda yaşadıklarına göre ne solunumu yapacak bu adam? Solungaç solunumu yapacak. Bunların azotlu boşaltım atıkları da tabii ki amonyak olacak. Amonyak azotlu boşaltım atıkları açısından en zehirli olanıdır en fazla suyla dışarıya atılır gençler. Yine bir karşılaştırma yaparak gitmiş olayım size. Şimdi bizim azotla boşaltım atıklarımız neler? Bunlardan birincisi amonyak NH3'tür. Sonra daha az zehirli olan üre var. Bir de üreden sonra az suyla atılan en az zehirli olan ürik asit dediğimiz azotlu boşaltım atığı var. Amonya hemen yazdım. Nasıl bir bileşik? Çok zehirli bir bileşik. Nasıl suyla atılması lazım? Çok suyla atılması Atılması lazım amonyak çok zehirli olduğu için ve çok suyla dışarıya atıldığı için suya kolay ulaşabilen canlıların azotlu boşaltım atığı balık e, amonyaktır ona da örnek olarak balığı vereceğiz. Kendi içinde kıyas yaparsan üre ortaya kalıyor yani orta derecede zehirlidir orta derecede suyla dışarıya atılır. Üreyi dışarıya atabilen canlılardan iki yaşanlılar yani kurbağalar, amfibiyalar dediğimiz grup bir de bizim azotlu boşaltım atığımız e, üre şeklindedir gençler. Ürik asit ise en az zehirli olan en az suyla dışarıya atılmış oluyor. Suyu vücudunda tutmak isteyen, suyu tutma adaptasyonu daha gelişmiş canlılar ürik asit halinde azotlu boşaltım atıklarını atacaklar. E geriye kalan iki gruptan bahsediyoruz. Kimdi onlar? Tabii ki sürüngenler grubuna dahil canlılar ve kuşlar grubuna dahil canlılar ürik asit şeklinde atmış olacaklar. Omurgalıların haricinde yazmış olayım gençler eklem bacaklılar böcekler dediğimiz canlılarda ürik asit halinde atar bazen sorularda karşımıza çıkıyor diyeyim. Kalplerinin iki odacıklı olduğunu söylemiştim. Kalpleri iki odacıklı olduğu için kalplerinden sadece kirli kan geçiyor. Çoğu balık suda batmadan kalmayı sağlayan hava kesesi dediğimiz keselere sahip. Köpek balıklarında ise bu keseler yok diyeyim. Gençler o yüzden durdukları zaman batma tehlikeleri var. Ömürleri boyunca yüzmeye devam ediyorlar. Besin değeri olarak da tabii ki balıklar yüksek miktarda vitamin, minerale sahip. O yüzden... Ee, yemeklerimize, diyetlerimize balığı katmamız gerekiyor. Omega 3 ve omega 6 gibi yağ asitleri bakımından çok değerliler. Bu yağ asitleri zeka gelişiminde önemli. A ve D vitamini bakımından da balıklar zengin oluyorlar. Balık yağından parfüm, boya gibi ürünler de yapılıyor. Balıkların baş kısımları ve vücut şekilleri taklit edilerek üretilen otomobiller en düşük hava sürtünme kat sayısına sahiptir. Günümüzde canlılara bakarak çok fazla derece Gecede e, teknolojik alet yapıyoruz gençler mesela uçaklar işte e, kuşlar taklit edilerek yapılmış durumda e, denizaltılar balinalar taklit edilerek yapılmış durumda balinanın balığın vücut şekline bakarak e, teknolojik aletin şeklini yapıyorlar. Böylelikle sürtünmeyi enerji kaybını en aza indirgemiş oluyorlar diyeyim. Buradan da iki yaşanlılar amfibiyalar grubuna geçiyorum. En bilindik örnekleri tabii ki kurbağa ve semenderdir. Tatlı sularda ve nemli karasal bölgelerde uyum sağlamış bu ortamlara da yaşayabilen canlılardır. Ayrı eşeyli canlılar yani dişi kurbağa başka, erkek kurbağa başka eşeyli ile çoğalıyorlar. Genellikle bunlarda da dış döllenme, dış gelişme dediğimiz durum söz konusudur. Erkek kurbağa spermlerini suya bırakır, dişi kurbağa yumurtalarını suya bırakır, yumurta ve spermlerin birleşmesi suda gerçekleşiyor. Gençler haliyle suda döllenme olduğuna göre gelişmenin de suda gerçekleşmesi gerekiyor. Yavru bakımı diye bir durumdan yine amfibiyalar iki yaşanlılarda bahsetmemiz mümkün değil. Embriyonel gelişimini tamamlamadan yumurtadan çıkan yavrular larva adını alacaklar ve başkalaşım yani metamorfoz geçirerek erişkin kurbağaya dönecekler. Larva döneminde bambaşka bir canlıya benziyor. Ergin dönemde bambaşka bir canlıya benziyor. Larva döneminde bakıyorsun kalbi iki odacıklı. Ergin dönemde gidip bakıyorsun kalbi üç odacıklı. Larva döneminde suda yaşıyor. Solungaç solunumu yapıyor. Ergin dönemde deri ve akciğer solunumu yapıyor. Larva döneminde ön üye, arka üye yok. Kuyruk var. Ergin dönemde ön üye ve arka üyeler çıkmaya başlıyor. Kuyruk denilen yapı artık söz konusu olmuyor diyeyim. Gençler. Larva dönemlerinde solungaç, ergin dönemlerinde ise akciğer ve deri solunumu yapıyorlar. Derileri daima nemli ve kaygan bir yapıya sahip. Kalplerine baktığımız zaman 3 odacıklı olduğunu görüyoruz. Vücut ısılarının da değişken olduğunu yani soğuk canlılar olduğunu görüyoruz. Kış uykusuna yatma bir kısmında söz konusu oluyor. Boşaltım atıkları embriyonel dönemde amonyak halinde aynı balığa benziyor demiştim ya. Ergin dönemde ise Ise üre şeklinde oluyor. Eğer size larva dönemine özel olarak soru söylemiyorsa sormuyorsa ergin dönem olarak kabul edeceksin. Yani bir kurbanın kalbi üç odacıklı azotlu boşaltım atı üredir diyeceksin. Solunumu akciğer ve deridir diyeceksin. Bazı iki yaşanlılara baktığımız zaman zehirli olduklarını görüyoruz. Bazılarında ise renk değiştirme özelliğine sahip olma durumu var. Bu sayede bulundukları ortamda kolayca gizlenerek avcılarından da bu canlılar korunabiliyorlar. Ağaç kurbağası, bacaksız kurbağa, semender tabii ki bu grubun en bilindik örnekleri. Buradan da geliyorum sürüngenlere. Aslında yılandan, kaplumbağadan, kertenkeleden ve timsahtan bahsediyorum gençler omurgalılar içinde karasal hayatı uyum sağlayan ilk gruptan bahsediyoruz. Karada yaşayan ve suda yaşayan türleri var. Bunlar akciğer solunumu yaparlar. Hocam su yılanı da mı akciğer solunumu yapar? Evet. Suda yaşaması solungaç solunumu yaptığı anlamına gelmez. O sadece özel bir akciğere sahip havayı içeride depolayabiliyor vücut şeklinden dolayı. Yani su yılanı dediğinde yine akciğer solunumu yapıyor. Çıkıyor havayı alıp tekrardan suyun içerisine giriyor. Vücutlarında keratin pullar ve kemiksi plakalar bulunur. Bir kısmında deri değişimi, gömlek değişimi söz konusu oluyor diyeyim gençler. Sonra sürüngenlerin kalbine baktığımız zaman kalpleri 3 odacıklı, iki tane kulakçık, bir tane de karıncıktan meydana geliyor. Ve arada yarım perde var. Kirli kanla temiz kanın birbirine karışmasını yarım perde engellemiyor. Timsalların özel bir durumu var. Timsallarda kalp 4 odacıklı. Kirli kanla temiz kan kalpte birbirine karışmıyor. Ama kalpten çıkan bir kanalda birbirine karışma söz konusu oluyor. Vücut sıları çevre sıcaklığı bağlı olarak değişkendir. En çok da sorular sirüngenler üstünden gelir. Gençler değişken vücut ısısı olmalarından olmaları ile ilgili sorular. Bir çevre sıcaklığı düştüğü zaman bunların metabolizması yavaşlıyor. O yüzden de bu canlılar tabii ki kış uykusuna yatıyorlar. O sıcaklık değişiminden en az şekilde zarar görsünler diye. Ayrı eşeyli ve eşeyli üreyen türleri tabii ki bulunacak. iç döllenme, dış gelişme dediğimiz durum söz konusu. Yani erkek üreme organının oluşması, dişi vücuduna sperm bırakılması ilk kez sürüngenler grubunda söz konusu oluyor. Dişi vücudunda döllenme gerçekleşiyor. Yumurtlama olayı var. Yani yumurta dışarıda gelişiyor ya dış gelişme vardır diyeceğiz. Yumurtalarına baktığımız zaman sert kabuklu bir yumurtaya sahipler. Kuşlar gibi kuluçkaya yatmıyorlar. Genellikle işte sıcak alanları kuma gömüyorlar. O yüzden kuluçkaya yatmazlar diyeceğiz. Bu gruba baktığımız zaman bu grupta amfibiyalardaki gibi bir bir başkalaşım söz konusu değil. Yani bu grupta başkalaşım görülmez. Kertenkele, bukalemun, timsah, yılan, su kaplumbağası yine bu grupta yer alan canlılara örnek olacak diyeyim. Geliyorum buradan da kuşlara. Kuşlar omurgalı hayvanlar arasında uçabilen türler bulunduran ilk gruptur. Kuşların tamamı uçmuyor gençler. Uçmayan kuşlarımız da var. Mesela penguen uçamayan kuşlara örnek. Tavuk uçamayan kuşlara örnektir. Baktığımızda vücutlarında keratinden yapılmış puy, pul, tüy, teleklerle kaplı yapıların olduğunu görüyoruz. Boşaltım atıklarını söyledim. Ürik asittir. Kuşların gaga yapıları gelişmiş beslenmelerine uygun şekilde. Yani bunlarda diş yok. Gaga bulunacak. Beslenme tipine bağlı olarak da gagalar farklılaşabiliyor. Parçalayıcı, delici, emici, kırıcı biçimde gagalar şekillenebiliyor diyeyim. Kuşlar kara yaşamına adapte olduğuna göre, haliyle ne solunumu yapacak gençler akciğer solunumu yapacaklar. Yukarılara doğru çıkıldıkça oksijen miktarı azalır. Kuşlar da çok yukarılardan uçtuğuna göre oksijeni ciğerlerinde sirküle edecek bir sisteme sahip olmak zorundalar. Haliyle bunlarda da hava kesesi dediğimiz keseler yer alacak. Kalp, kuşların kalplerine baktığımız zaman kalplerinin dört odacıktan meydana geldiğini görüyoruz. Kalplerinde kirli kanla temiz kan birbirine karışmıyor. Kirli kanla temiz kan birbirine karışmadığı için vücuda yeterli oksijen gittiği için vücut sıcaklıklarını sabit tutabiliyorlar. Çevre sıcaklığına bağlı olarak vücut sıcaklıkları değişmiyor. O yüzden de bunlara sıcak kanlı canlılar ismi veriliyor kuşlarda kış uykusu gibi bir durum söz konusu değil. Kuşların uçabilmesini sağlayan çeşitli adaptasyonları var. Tabii ki ön üyelerinin farklılaşarak tüylere dönüşmesi, kanatlara dönüşmesi bunlardan bir tanesi ama bunların haricinde bunların uzun kemiklerinin içerisinde ilik yok. Hava odaları var yani hava var. Bu ağırlıklarını azaltıyor, uçmalarını kolaylaştırıyor diyeyim gençler. Bazı kuşlarda kanatlar körelmiş dedim ya her kuş uçamaz mesela penguen bir kuştur ama uçamayan kuşlara örnektir Kivi, emo yine uçamayan kuşlara örnek olacak. Şahin, ağaç, kakan, sinek kuşu dediğimiz kuşlar uçabilen kuşlardır. Kuşlarda arka üyeler yürüme, yüzme, tırmanma, koşma, eşeleme uyum göstermiştir. Görme ve işitme yetenekleri çok yüksek. Kartal çok yukarılardan aşağıdaki avını görebiliyor. Yani bu onun görme yetisinin aşırı derecede iyi olduğu anlamına geliyor. Kuşlarda habitat değişimi yani yaşadıkları alanı değiştirme söz konusu olabiliyor gençler. Ee, eğer yaşadıkları alanın çevre şartları sıcaklıkları e, olumsuzlaşıyorsa artık besin bulamıyorlarsa hayatlarının belli bir dönemini başka bir kıtada başka bir ülkede geçirebiliyorlar. Yani göç edebiliyorlar diyeyim kuşlara baktığımız zaman yine tabii ki ayrı eşeyli üreme yapan canlılardan bahsediyoruz. Üreme döneminde üreme ile ilgili çeşitli davranışlarda kur yapmada bulunabiliyorlar. Peki kuşlarda üreme nasıl olacak? Sürüngenlerle aynı. Yine iç döllenme yapılacak. Yani dişi vücudunda yumurta ve spermin birleşmesi söz konusu. Aynı sürüngenlerde olduğu gibi bunlar da yumurta bırakacak. Yani dış gelişme görülecek ama bunlar kuluçkaya yatacaklar gençler. Yavru bakımı da söz konusu olacak. Yuva yapma, kuluçkaya yatma, yavru bakımı görülüyor. Günümüzde yaşayan en büyük kuş olarak bildiğimiz kuş deve kuşudur. En küçük kuş dediğimiz kuş ise sinek kuşu dediğimiz kuştur gençler. Geliyorum bizim de içinde bulunduğumuz memeliler grubu dediğimiz gruba. Memeliler grubuna baktığımız zaman vücudu kıllarla kaplı olan canlılardan bahsediyoruz tüy başka bir şey, tüy kuşlarda olur, kıl başka bir şey. Memelilerin tüyü olmaz gençler. Bizim kıllarımız var. Halk arasında ince kıllara tüy diyorlar ya o yanlış bir tanımdır. Memelilerin suda yaşayanları hariç yani Yunus balinayı hariç tut vücudu kıllarla kalpli olacak. Kalbimizin dört odacıklı olduğundan aklında kalsın memelilerin tamamının kalbi dört odacıklı olacak. Kirli kanla temiz kan kalbimizde birbirine Karışmıyor. Haliyle vücut ısımız sabit sıcak kanlı canlılarız. Solunum organımız ne? Akciğerlerimizdir. Azotlu boşaltım atığımızı söyledim üre. Sadece memelilere özgü olan özellikler üzerinden sorular gelir gençler. Akciğerlerimizde alveol denilen gaz alışverişinin sağlandığı yapılar var. Sonra oksijen ve karbondioksitin taşınmasını sağlayan olgun al yuvarlarımızda çekirdek bulunmuyor. Çekirdek bulunmadığı için daha fazla oksijen ve karbondioksit taşıyabiliyoruz. Memelilere özgü bir özelliktir. Göğüs kafesi ile karın kafesini birbirinden ayıran kaslı diyaframa sahip olmak da sadece memelilere özgü bir özelliktir. Kuşlarda da diyafram var ama onlarda zarsı kaslı diyafram bulundurmak memelilere özgü bir özellik. Baktım, devam ediyorum. Embriyonik dönemde üyeler yaşadığı ortama uygun olarak değişime uğramış durumda. Mesela balina da yüzmeyi sağlıyor. Yarasa da memeli bir canlı uçmayı sağlıyor. İşte bizde kollar oluşmuş tutmayı sağlıyor gibi düşünebilirsiniz. Derilerinde ter, yağ, süt bezleri gibi salgı bezleri bulunuyor. Boşaltım organımız tüm omurgalılarda olduğu gibi böbrek. Azotlu boşaltım atığımızın üre olduğunu söyledim. Memelilerin üreme ve boşaltım sistemleri birbirinden ayrılmış durumda. Çoğu Konulukla iç döllenme, iç gelişme söz konusu oluyor. Yani yumurta ve sperm birleşimi dişi vücudunda gerçekleşiyor. Bebiş de genellikle dişi vücudunda büyüyor. Yani iç gelişme söz konusu oluyor. Nadiren memelilerde farklı durumlarda olabiliyor diyeyim. Gençler hemen onların da üstünde durayım. Aslında memelleri kendi içerisinde plasentalı memeller diye bir gruba ayırabiliyoruz keseli memeliler diye bir gruba ayırabiliyoruz gagalı memeliler diye bir gruba ayırabiliyoruz plasentalı memeliler dediğimiz zaman insanların da içinde dahil olduğu ne bileyim işte ee, kuzu koyun at insan bunlar plasentalı memelilerdir. İç döllenme iç gelişme yapılır. Bebiş plasenta adı verilen kesenin içerisine doğuma kadar gelişiyor diyeyim. Keseli memeli dediğimiz zaman kanguru koala gibi canlılardan bahsediyoruz. Bebiş gelişimini tamamlamadan anne doğumunu yapıyor. Daha sonra o embriyonik gelişimini tamamlamamış yavruyu kesesine koyuyor. Bunun süt bezleri kesesinde bebiş burada annesinin süt bezlerinden süt emiyor diyeyim. Gagalı memeli dediğimiz Ornitorenk gibi canlılarda ise yumurtlama söz konusu yumurtadan çıkan yavru yine annesinin süt bezlerini emerek beslendiği için o da gagalı memeliler grubuna dahil oluyor yani bu gruba memeli denmesinin sebebi yavruların süt bezlerinden süt ihtiyacını karşılamasından kaynaklanıyor. Hemen şuradan tekrar üstünden geçiyorum. Bir kısmında ana rahminde embriyonun beslenmesini sağlayan plasenta bulunuyor. Bir kısmında yavru gelişimini tamamlamadan doğum söz konusu oluyor keseli memeli. Bu yavru gelişimini süt bezleri bulunan özel bir kesede tamamlamış oluyor. Bir kısmında ise iç döllenme dış gelişme görülüyor. Yani gagalı memelilerden bahsediyor. Ona da ornitorengsin örnek olduğunu söyledim. Sonra baktığımız zaman memelilerin çok uzun bir süre yavru vru bakımı yaptığını görüyoruz. Memeliler farklı ortam şartlarında tabii ki yaşamaya da uyum sağlamış durumdalar. Bunlardan yarasayı düşündüğümüz zaman uçan memelilere örnek balina, yunus sularda yaşayan yüzen memelilere örnek olacak. Bak memeliler için söylediğim genel özelliklerin tamamı hepsi için geçerli. Balina suda yaşıyor diye solungaç solunumu yapmıyor. Balina memeli olduğuna göre akciğer solunumu yapıyor. İç dörlenme iç gelişme yapıyor. Yavrusunu doğuruyor. Yavrusunu sütle besliyor. Hani yunuslar balinalar böyle suyun üstünde arada bir çıkar takla atarlar ya. Aslında o suyun üstüne çıkmasındaki sebep akciğerlerini havayla doldurmasıdır diyeyim. Gençler <laughs> Buradan da hayvanların biyolojik ve ekonomik önemine geçiyorum. Süngerler tabii ki temizlikte, mercanlar ve istiridyeler süs eşya yapımında kullanılıyor. Solucanları da balıkçılıkta, tarımda kullanabiliyoruz. Böceklerin bitki tozlaşmasını sağladığını, böcekler olmasa bitki tozlaşmasının %80 oranında azalacağını, haliyle bitkiler olmasa da dünyanın sonunun geleceğini biliyoruz. Bazı böceklerden kozmetikte, tekstil sanayinde, ilaç yapımında kullanılıyor. E, yararlanıla biliniyor diyeyim gençler bazı balık kuş ve memeli türleri ise besin olarak kullanılabiliyor birçok biyoteknolojik aletin tasarımında da tabii ki hayvanlardan yararlanılıyor yarasaların e, yolunu bulma mekanizmalarından yararlanılarak radarlar yapılmış durumda diyeyim gençler ve haliyle omurgaları şöyle bir toparlayıp bitiriyoruz virüslere geçiyoruz şimdi balıklara baktığımız zaman vücut örtüsü pul ne iki yaşamlıların nemli deri sürüngenlerin pul kuşların tüylerle kaplı memelilerin kıllarla kaplı odacık sayısına baktığımız zaman balıklar iki odacıklı iki yaşamlılar 3 odacıklı sürüngenlerin 3 odacıklı karıncıkta yarım perde var. Timsa özel olarak sorarsa 4 odacık diyebilirsin. Kuşlar ve memeliler 4 odacıklı. Balık, iki yaşamlı sürüngen, değişken vücut ısılı. Kuşlar ve memeliler ise sabit vücut ısılıdır. Balıklar suda yaşıyor. Solungaç solunumu yapıyorlar. 2 yaşamlılar larva döneminde solungaç solunumu. Ergin dönemde deri ve akciğer solunumu yapıyor. Sürüngen, kuş ve memeliler ise akciğer solunumu yapıyorlar. Azotlu boşaltım atıklarına baktığımız zaman balıkların amonyak, iki yaşamlıların larva döneminde amonyak, ergin dönemde üre, sürüngenler ürik asit, kuşlar ürik asit, memeliler ise üre şeklinde atıyor. Balıklara baktığımız zaman genellikle dış döllenme, dış gelişme, iki yaşamlılar dış döllenme, dış gelişme, sürüngenler iç döllenme, dış gelişme, kuşlar iç döllenme, dış gelişme, memelilerin çok büyük bir kısmı ise iç döllenme, iç gelişme yaparak üremiş oluyorlar diyeyim omurgasızla omurgalıları şöyle bir kıyasla yapalım. Omurgasızlar dediğimiz zaman sinir şeridi karın kısmında olan canlılardan bahsediyoruz. Omurgalıların ise sırt kısmında sinir şeritleri yer alıyor. Notokort dediğimiz o e, ee, embriyonel iskelet omurgasızlarda yok. Omurgalılarda ise notokort ergin dönemde omurgaya yerini bırakıyor. Omurgasızlarda açık kan dolaşımı da var. Kapalı kan dolaşımı da var. Omurgalıların tamamında ise kapalı kan dolaşımı söz konusu olacak diyeyim gençler. Omurgasızlarda böbrek bulunmaz. Genellikle dış iskelet bulunuyor ama iç iskeleti olanlar da var. Ayrı olanlar var. Hermafrodit olanlar var. Eşeysiz üreme yaparak çoğalanlar var. Asimetri, ışınsa Asimetri, ışınsal simetri, bilateral simetri gibi farklı farklı simetrilerde omurgasız canlılarda görülebiliyor. Omurgalılarda embriyonik dönemde solungaç yarıkları var. Embriyonik dönemde kuyruk oluşumu var. Kapalı kan dolaşımı görülüyor. Boşaltım organlarının böbrekler olduğunu söyledim. Tamamında iç iskelet olduğunu söyledim. Tamamının ayrı eşeyli olduğunu gördüm. Omurgalı hayvanların tamamında ise bilateral daha doğrusu tamamı demeyeyim de nadiren istisna çıkabiliyor çok büyük bir kısmında bilateral simetri var. Yani ikiye böldüğün zaman iki taraf birbirine eşit çıkıyor diyeyim. Gençler hiçbir alem içerisinde sınıflandırılamayan bilim insanlarının canlı mı cansız mı olduğuna karar veremediği biyolojik varlıklara geliyorum. Onlar da virüsler. Virüsleri neden gruplandıramıyoruz? Çünkü artık virüslerle ilgili de bilgilerimize epey attı son senelerde. Hem canlılara benzer bazı özellikleri var hem de cansızlara ben benzer bazı özellikleri var. Mesela biz senenin başında canlıların ortak özelliğini gördük. Hücresel yapıya sahip olmak tüm canlılarda görülüyordu. Virüsler hücresel bir yapıya sahip değil. Prokaryot, ökaryot değil tüm canlılarda hücre zarı, stoplazma, ribozom, genetik materyal bulunur. Bunlarda hücre zarı yok ama protein bir kılıf var. Genetik materyal var ama DNA ile RNA'yı aynı anda bulunduramıyorlar. Ya DNA'ları var ya RNA'ları var. E, stoplazmaları yok. Ribozom organelleri yok, protein sentezleyemiyorlar, protein kullanabiliyorlar. Enzim sentezleyemiyorlar, enzim kullanabiliyorlar. Canlıların özelliğidir üreyerek birey sayısını arttırmak. Bunlar da birey sayısını arttırabiliyor. Yani bakıyorsun hem canlıya benzer özelliği var hem cansızlara benzer özelliği var. Virüsler biyolojik varlıklar olarak kabul edilseler de hiçbir alem altında sınıflandırılamayan özel bir gruptur. Çok 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 küçükler öyle normal mikroskop ile görünemiyorlar gençler elektron mikroskobu ile anca görüntülenebiliyorlar kendilerine ait stoplazmaları enzim sistemleri yok metabolik aktivite göstermiyorlar hücre zarları yok ama protein kılıf ile sarılmış bir genetik materyale sahipler bazılarında DNA bazılarında RNA bulunuyor. Hatta RNA bulunduranlar daha kolay maalesef ki mutasyona uğruyor. Bizim de son iki senedir RNA taşıyan bir virüsle tabii ki başımız dertte bir bakteri virüsü olan bakteriyofaj baş, boyun ve kuyruk kısımları olmak üzere üç kısımdan meydana geliyor. Yani genetik materyali taşıdığı kısma baş deniyor. Orta kısım boyun tutunduma yapılarını içeren kısma ise kuyruk ismi verilmiş oluyor. Virüslere baktığımız zaman normal şartlarda şuraya bırakıyorsun canlı bir hücre yoksa bunlar birey sayısını arttıramıyorlar. Ne zaman ortama canlı bir hücre gelirse o hücrenin içerisine girerek birey sayısını arttırabiliyorlar. O yüzden bunlar zorunlu hücre içi parazitlerdir diyeyim gençler. Her virüs her hücrede de çoğalamaz. Senin solunum sistemine yerleşecek virüs gidip bağışıklık sisteminde çoğalmaz. Veya bağışıklık sistemini etkileyecek virüs de, ya bağışıklığa kadar ulaşamadım. Gel ben bunun deri hücresinde çoğalayım demez. Virüsle enfekte edeceği hücrede birbirine uyumlu olmak zorunda. Virüsler belirli bir canlıyı, o canlının belirli bir dokusunu ya da o dokudaki belirli bir hücreyi enfekte edebilir. Örnek verecek olursak mesela hepatit aşısı oluyoruz karaciğer hastalığına yakalanmayalım diye. Çünkü hepatit virüsü karaciğere gidip yerleşiyor. Kuduz çocuk felci virüsü sinir hücrelerine yerleşiyor. AIDS virüsü bağışıklık sistemi hücrelerine yerleşiyor gibi örnek verebiliriz. Enzim sistemleri yok. Enzim kullanabiliyorlar ama bu sistemleri yok. O yüzden de virüsleri öldürmek için antibiyotik kullanamıyoruz. Gençler antibiyotik dediğimiz ilaçlar bakteri öldürücü ilaçlardır. Viral hastalıklarda işe yarar yaramazlar diyeyim. Virüsle enfekte olan insan hücreleri virüse karşı savunma sağlayan özel bir antikor üretiyor. Üretilen bu antikora da interferon ismi veriliyor. Biyoteknoloji ve tıp alanında virüslerden tabii ki faydalanabiliyoruz diyeyim gençler. Bakterileri enfekte eden virüslere ne ismini veriyormuşuz? Bakteriofaj ismini veriyormuşuz. Bakteriofajların çoğalmasına da bakacak olursak mesela şu bakteriofajımız yani bakteri içine girecek olan virüsümüz olsun. Uygun bakteriyi bulduğu zaman gidip bakteriye tutunuyor. Kuyruklarıyla e, bunun hücre zarını sarıyor diyeyim. Sonra bulunan bulundurduğu enzimlerle bakterinin hücre zarını varsa hücre duvarını kapsülünü parçalıyor. Sonra kendi içeriye girmiyor. Genetik materyalini içeriye gönderiyor. DNA veya RNA genetik materyalini içeriye gönderdi. Bu genetik materyal bakteriyi ele geçirmeye başlıyor. Bakterinin amino asitlerinden kendi protein kılıflarını yapıyor. Oradaki nükleik asitlerden kendi artık genetik materyali neyse onu yapıyor. Virüsün parça parça içeride çoğaldığını görüyoruz sonra virüsün tamamıyla çoğalarak bakteriyi patlattığını Gözlemliyoruz bakteri yok oluyor virüsler etrafa yayılıyor eğer başka bir bakteri bulursa tekrardan çoğalma işlemi gerçekleşiyor aynı iş, işlem insan vücudunda da meydana geliyor diyeyim gençler böylelikle virüslerin çoğalmasından sonra bir iki tane soru yapıp hemen ödüllü soruya geçiş yapıyorum aşağıdaki özelliklerden hangisi tüm hayvanlarda ortaktır diyor. Sinir sistemi bulundurma hadi oradan en gelişmemiş hayvan olan süngerlerin sinir sistemi yok ki. Bilateral simetriye sahip olma yani böldüğüm zaman iki tarafın birbirine eşit olması. Bazı canlılar asimetrik mesela süngerleri bölüyorsun iki taraf birbirine eşit çıkmıyor. Çok hücreli ökaryot olmayı ise yapıştırdım. Hiç tek hücreli hayvan tanıdığım yok. Hiç prokaryot hayvan tanıdığım yok. Tüm hayvanlar çok hücreli ve ökaryot hücre yapısına sahiptir. Böbrekler ile boşaltım yapma omurgalı hayvanlarda görülür, omurgasızlarda yok. Aktif hareket etmede süngerlerde yok mesela. Tüm hayvanlar aktif olarak yer değiştiremez diyeyim. Hemen buradan da diğer soruma geçiyorum. Aşağıda bazı özellikler verilmiştir. Buna göre yukarıda özelliği verilmeyen canlı aşağıdakilerden hangisidir? Süt bezleri olduğuna göre bu canlının memeli bir canlı olması lazım. Hemen geyiği eledim. Solungaç solunumu yaptığına göre bu canlının alabalık olması gerekiyor gençler. Akciğere bağlı hava kesesi taşıyorsa kuş olması gerekiyor. Kartal gitti. Metamorfoz başkalaşım geçiriyorsa kurbağa gitti. Timsah o ait bir özellik yukarıda verilmemiş diyeyim. Hemen son soruma da geçiyorum. Konu özetini vererek bitireceğim. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi bir hayvanın kuş olduğunun kesin kanıtıdır. Kanat bulundurma düşmen ben buna yarasanın da kanadı var o memeli bir canlıdır. Kelebeğin de kanadı var omurgasız bir canlıdır. Akciğer solunumu yapma hadi oradan sürüngenler de akciğer solunumu yapıyor. Memeliler de akciğer solunumu yapıyor. Her akciğer solunumu yapan kuş değil ki. Sıcak kanlı hadi oradan bir kere memeli canlılar da sıcak kanlı illa kuş diyemeyiz. Al yuvarlarında hemoglobin bulundurma dediğimiz zaman omurgalıların tamamının kanı kırmızı hemoglobin proteini sayesinde o zaman bu da sadece kuşlara ait olamaz. Tüylerle kaplı vücuda sahip olmak ise kuşlara özgü bir özelliktir gençler. Hemen diğer soruma geçiyorum. Yukarıdaki özelliklerden kaç tanesi omurgalı bir hayvanın memeliler sınıfına ait olduğunu kesinlikle kanıtlar diyor. Çekirdeksiz al yuvar taşımak memelilere özgü bir özellikti. Kıllarla kaplı vücut bulundurmak, kıl bulundurmak da yine memelilere özgü bir özellikti. Akciğerlerde alveol bulundurmak memelilere özgü bir özellik. Dört odacıklı bir kalp kuşlarda da var. Üre boşaltma memelilerde de var. İç döllenme dış gelişme zaten memelilere özgü bir özellik değil. Çoğunluğunda iç döllenme iç gelişme görülüyor. İç döllenme dış gelişme kuşlarda da var sürüngenlerde de var. Kesinlikle kanıtlar dediği için 1 2 3 şeklinde cevabımızın B'ye düştüğünü görüyoruz diyeyim gençler. Buradan da son kısma geçiyoruz gençler. Omurgalı hayvanların sinir şeritleri nerede? Sırt kısımlarında omurganın içerisine yer alacak. Embriyonik dönemde solungaç yarıkları ve kuyruk söz konusu olacak. Ergin döneme baktığımız zaman kıkırdak ve kemikten yapılı iç iskelet bulunacak. Balıkların bazılarında bütün ömür boyunca tabii ki kıkırdak yapılı bulunacak. Omurgalı hayvanları balıklar, iki yaşanlılar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler olmak üzere kendi içerisinde içerisinde 5'e ayırmıştık. Gençler omurgalıları da kapalı kan dolaşımı olduğunu söyledik. Balıklar iki odacıklı, iki yaşanlılar 3 odacıklı, sürüngenler 3 odacıklı, kuşlar ve memeliler 4 odacıklı kalbe sahiplerdi. Balık, iki yaşanlı sürüngen, soğuk kanlı, kuşlar ve memeliler sıcak kanlı canlılardı. Tüm omurgalılarda kana kırmızı rengini veren hemoglobin bulunuyordu. E, baktığımız zaman memellerin olgun al yuvarlarının çekirdeksiz olduğunu görüyorduk. Balıkların vücutları pullarla, sürüngenlerin keratinleşmiş pullarla, kuşların tüylerle, memelilerin ise kıllarla kaplı olduğunu söyledik. Balıklarda ve iki yaşamlılarda dış döllenme, dış gelişme, sürüngen ve kuş dö kuşlarda iç döllenme, dış gelişme, memelilerde de genellikle iç döllenme, iç gelişme söz konusu oluyordu. Memellere baktığımız zaman... Farklı farklı özellikler söz konusu olabiliyordu. Döllenme ve gelişme konusunda unutmayın. Omurgaların tamamında boşaltım organı böbreklerdi. Azotlu boşaltım atıkları da amonya ürek. Amonyak üre ürik asit şeklinde oluyordu diyeyim gençler. Böylelikle 9. sınıf biyoloji dersinin tüm konularını anlatmış olduk gençler. Hepinize şimdiden yazılarınızda bol bol başarılar dileyeyim ödüllü soruya cevaplarınızı aşağıya bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın.